Selam. Merhaba. Şimdi muhteşem bir yere geldik. Çok fazla yolla sizi sıkmak istemedik. Bildiğiniz gibi Mardin Ovası'nın içinden geçtik. Şu an halen daha Mardin sınırları içerisindeyiz. Bu geldiğimiz yeri özel olarak bir video yapmak istedik. Çünkü efsane bir yer. Şimdi birazdan başlangıcını gezeceğiz. Geldiğimiz bölümün neresi olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Evet, belki de oraya bağlı bile değil. Evet, belki oraya bağlı bile değil. O yüzden önce bir gezelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ondan sonra sizlere de Evet, gösterelim. haritada bulduğumuz konuma giderken yolun sol tarafında gördüğümüz bir yerin oraya girdik. Evet. Bakalım ne çıkacak Normalde bilmiyorum. konuma 3,5 kilometre daha var Oo, aslında. yani bağlantısı da olabilir gitmek istediğimiz yerle. Gözüm öyle bir yansıyor ki şurada gökkuşağı varmış gibi gördüm. Hava çok hayal görmeye başladım. Hava çok kapalı bugün. Bakalım inşallah güzel görüntüler alabiliriz. Yer çok farklı duruyor. Şimdi hep beraber bir Hadi turlayalım. gidelim. Yoldan geçen arabalar da buraya dönmeye başladı. Orada birileri geziyor. Dur bakayım ne varmış orada Tepeye diye. çıkalım da tepeden bir bakalım. Tepeden tamam olur. Ne olduğu hakkında bir iki fikrimiz var ama yukarıdan bir görelim. Taş ocağı olarak kullanılmış olabilir eski zamanlarda. Evet. Çok net kesitler çünkü. Evet, böyle bir yer. Şu karşıdaki izlerden ve şuradaki izlerden görebilirsiniz. Burası kesinlikle taş ocağı olarak kullanılmış. Tahminimiz öyle. Hiçbir yazı yok etrafta. Ama bizim tahminimiz öyle. Çünkü hani doğal oluşum olmasına imkan yok. Çok fazla nizami imkanı yok yani. Evet, size karşıdan gösterdiğim ve doğal oluşum olmadığını kanıtlayan yapı. Evet, nereye geldik? Tabii ki birçoğunuzun bildiği ve tahmin ettiği gibi Dara Antik Kenti'ne geldik. Hemen şu arkamda gördüğünüz şurası Dara Antik Kenti'nin bulunduğu bölge. Burası da bizim tahminimize göre oranın taş ocağı. Evet, en başta burası var çünkü burada hiçbir bilgilendirme yok. Tamamen tahmin ederek buradan ileriye doğru şimdi gezmeye gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. Hep beraber takılın peşimize. Geldi. Takılın peşimize. Bu arada şimdi karavanımız şurada görüyorsunuz ve şurası tam kamp yapmalık bir alan aslında. Tam konaklamalık. Evet. Ama bir önceki kaldığımız yerdeki gibi eserse burası çok fena. Evet. O zaman karavanımıza gidelim. Yola Yola devam. devam edelim. Karavanı park ettik ve hemen bir yere indik. Şöyle bir yer. Şimdi size şok olacağınız bir şey göstereceğim. Bu arada bunu söylemeden önce hemen söyleyeyim. Biz şu an Mardin'deyiz. Mardin'deyiz. Mardin'in konumunu bilirsiniz Türkiye'de. Evet. Bilmiyorsanız da bakın. Bak. Bu ne? Burada Deniz var, burada kabukları. var. Bak, bunlar hep şunlar deniz kabuğu. Evet. Şu. Vay be. Ne Oha. alakası var değil mi? Evet, kayanın içinde bir de. Böyle bir yerde. Bakın şu aşağısı Mardin Ovası. Böyle bir yerde kayaların üzerinde deniz kabuğu fosili bulduk. Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı ya.
İlk izlenimlerin nedir Dara Antik Kenti ile ilgili? Çok ilginç ya burası. Yani bölüm bölüm ayrılmış, böyle sanki avlulara ayrılmış mezar yerleri gibi. Bak burası daha geniş bir alan. Evet. Yani ev değil burası. Burası nekropol olduğunu düşünüyoruz. Yani mezarlık olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Yani çünkü bir bilgilendirme yok. Kaç var orada? Gördün mü? En üst noktasını. Hmm, ortada. Bunun detayları çok belli bu ikisinin. Yarısından çoğu toprak altında ki muhtemelen belki bunların bir alt katları bile olabilir toprak dolgusuna bakınca. Bir yerde de 2-3 katlı yerler. Bizim geldiğimiz bölüm nekropol bölümü. Arabamız hemen şurada. Şimdi şu taraflarda yerleşim olan bölümler muhtemelen. O tarafa doğru devam edeceğiz. Şurada bir tabela gördük girişte. Tam güllerin arkasına kaldı. Tabelayı okuduktan sonra da içerilere doğru devam edeceğiz. Bu köyün adı Dara Köyü şu anda. Evet, şu andaki yerleşimin adı da aynı zamanda Dara. Evet. Sadece antik kentte kalmamış isim. Devam etmiş. Sanki burası da yine nekropol gibi. Evet. Burası devamı gibi. Yaşadıkları yeri bulalım. Evet, bakalım. Çok ilginç ya, burası farklı. Bir de şey, böyle her antik kentin hissettirdiği farklı bir duygu oluyor genelde. Evet, burada da farklı. Ya, tamamını gördükten sonra söyleyeceğim ne hissettiğimi. Oo, hadi bakalım. Bu arada kameranın tam ortasında eğilmiş vaziyette yürüyen bir arkadaş var bakın. Tam olarak şurada. Bunun gibi çok fazla insan var bu bölgede. Evet, herkes yere bakarak böyle bir şey arıyormuş gibi yürüyor. Evet, ellerinde uzun tornavida de var ya da demir parçaları. Bir şey arıyorlar da ne arıyorlar bilmiyorum. Soralım mı? Yani kesin bir şeyler arıyorlar. Hiçbir şey aramıyorlarsa bile kesin bir şeyler arıyorlar. Evet. Yani biraz şey bir bölge. Korunaksız bir bölge. Evet evet, açık. İşte şurada otopark. Çok affedersin. Şurada otopark var ama şuradaki yapı boş. Giriş gişeleri, turnikeler falan var ama sanki yeni yapılıyormuş gibi. Evet. Faaliyette değil orası. Biraz başıboş bırakılmış, çok değerli bir miras aslında ama sanırım biraz bilgisizlik var bu bölgede. Yerel halk daha çok ilgi gösteriyor ya da çevre halkı, yerel halk deyip kısmayalım mevzuyu da. Çevre halk. Yerel çok... halk da var içeride ya, ot topluyorlar içeride. Hadi onlar piknik yapıyorlar üst tarafta. Evet. Yani bakın şu arkamdaki tepede bile 3-4 kişi var. Aynı evet. Mantıkla yerden bir şeyler kazıyıp bir şeyler arayan. Enteresan. Var demek ki bir şey toprak. Şimdi karavana doğru devam ediyoruz. Böyle bir karar aldık. Bugün hava biraz kapalı. Yarın güneşli gözüküyor. Evet. Şimdi biz gidelim konaklayacak yer bakalım. Ondan sonra burayı gezme olayını yarına bırakmayı düşünüyoruz. Yarın. Evet, burayı gezme olayını yarına bırakacağız. Güneşli bir günde daha canlı bir haliyle size aktaralım istedik. Evet, nekropol tarafını gezmiş olduk böylelikle. Diğer tarafları da yarın böyle güzel canlı canlı renklerle inşallah çekeriz. Aynen. Gezeriz. Müsaade ederlerse drone kaldırmayı planlıyorum. Ona müsaade edip etmeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü karakol marakol var. Müsaade edilmeyebilir ama bir sorarız onu da. O zaman yarın güneşli bir günde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Şimdi? Yarın gezme hayallerimiz suya düştü. Evet. Çünkü pazartesi günü kapalıymış burası. Pek çok müze ve öğren yerinde olduğu gibi. Onu görünce hemen gezmeye başlayalım dedik. Evet. Konaklayacak yeri es geçtik. Direkt çekime devam edeceğiz. Bu arada burası bir ana kaya oyularak yapılmış bu alan. Yani bir dağı değil de direkt ana kayayı oyup da yapmışlar. Ve ilk size gösterdiğimiz yerlerde gerçekten taş ocağıymış. Evet. Taş ocağının boş olan yerlerinde sonrasında nekropol olarak kullanmaya devam etmişler. Aynen öyleymiş. Doğru bilmişiz. Evet. Kafanın sol tarafından başlıyor. Kanatlı bir melek
görebiliyoruz. Şimdi şurada bir kalabalık bir grup var. Onların gitmesini bekliyoruz. Şurada çok büyük bir mezar odası var ve kapısında figürler var. Birazdan oraya bakacağız. Şunun ana kaya olduğunu bilmek ve bu kayayı oyup bunları yaptıklarını bilmek sizi de çok etkilemiyor mu ya? Değil mi tatlım? Yani şurası aslında bir ana kaya. Tabii canım. Zemini oyarak yapmışlar burayı. Normalde hep böyle kaya yapılarını, kaya yerleşimi ya da mezarları yüksek kayalarda oyarak yapıldığını görüyoruz gezdiğimiz yerlerde. Ama burası direkt zemini oymuşlar. Evet. Evet. Şimdi grup çeliğe girdi. Çıkartmalar kamerada çok daha net görüyorsunuz siz. Şu meleğe benziyor ya da bir evet, şey taşıyor. Evet, şöyle Ezekiel. Ölüleri dirilten peygamber olarak anılan Ezekiel'in kabartmalarını yapmışlar buraya ve toplu mezar şeklinde içeride 2009 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2009 yılında içeride binlerce insan kemiği bulunmuş ve işte Ezekiel'in onları dirilteceğine inandıkları için oraya gömülmüş o kemikler. Wow. Ya da insanlar. Normalde kazı alanı. Şuradan devam ediyorsun. Şu bölgeden şu alt alana geçiliyor. Yoğun bir yer. Galeri, mezar odası. İşte buranın zemininde 1000'den fazla insanın kemiğini buluyorlar. Çok farklı bir yer değil mi? Evet, gerçekten öyle. Yani o ilk baştaki gezdiğimiz nekropol alanının haricinde burada daha görsellerle dolu bir mezar odası bu taraf. Ama hissiyat hala değişmiyor. Değil mi? Sen sonunda söyleyeceksin o hissiyatı da. Evet. Bakalım, ben de merak ediyorum. Şuraların içinde kemikler dolu. Muhtemelen şuralar temizlenmiş. Ama şu ikisinin içi kemik dolu. Şuranın içinde de kemikler var ve binlerce kemik olduğu söyleniyor şu alanın içerisinde. Bunun da sebebi Ezekiel'in insanları canlandıracağı, değil mi? Onlara inananların canlanacağını düşündükleri için ölülerini ya buraya getirdikleri ya da burada öldürüldükleri gibi rivayetler var. Bu arada buraya burada niye öldürmüşler? Niye infaz şey kurban edilmişlerdir belki. Bir daha canlanacak ama sonrasında canlanacak, canlanmak için. Tarikatların öyle enteresan şeyleri var. Bu arada şu karşıdaki şeylerin içinde de kemikler var hep. Hatta tam şu köşede kafatası var. Gördün mü kafatasını? Çok korkunç. Ürkünç. Altımızda esas oraya inen merdivenli bölümde görmek mümkün. Wow. Dara antik kenti öyle az bir yer değil arkadaşlar, bakın. İnanılmaz dolu bir yer. Şu andaki şehrin olduğu yeri tamamen kapsıyor muhtemelen. Evet. Ki şehir zaten şu. Evet. Biraz önce şu bölgedeydik. Ama bölge o kadar büyük ki burası şu an kazı alanı olduğu için girmek yasak. Bu tarafa girilemiyor. Videonun başlarında şu üst taraflardaydık. Şu tepenin olduğu yerdeydik. Merhaba.
O da sessiz yürüyor. Evet, o da orada kafayı kaşıyor. Evet. Şimdi şöyle bir su sarnıcına doğru devam edeceğiz. Şöyle bir yer. Şu kadar derin bir yer. Ay. Burası Dara kentinin dış sur kısmına yapılmış değil mi? Öyle kurum, yanlış okumadım. Batı su sarnıcı. Batı su sarnıcı. Merdivenler aşağıya kadar iniyor ama aşağısı çok karanlık. Evet. Evet, eve girmeyi bekliyorlar. Yeni arkadaş Gülden. Gülden yeni arkadaş. Beraber geziyoruz. Merhaba. Altı zindan, üstü ev. Burayı birkaç gün önce ben şeyde görmüştüm. Instagram'da denk gelmişti. Ha. Şimdi hatırladım. Burası da antik zindan arkadaşlar. Şu tarafta bir şey var. Aşağı girmeden buraya bakalım mı? Bir. Bakalım. Tabela görüyorum hemen önce de. Zindanı arkamıza bıraktık. İlerledi, yapı kalıntıları var. Evet. Burada da bir şey varmış ama taşlar gibi. Ön tarafında da bir şey yapmıyor. Boş çıktı. Boş çıktı. Ama şurada bir şeyler var. Oraya bakabiliriz. Evet, kalıntılar var. Harita var orada. Pardon. Nasıl olsa dönüş yolumuz üzerinde zindana o ara gireriz. Evet. Önce bir gezelim, özgürlüğün tadını çıkaralım. Şehir haritası. Vay be. Evet, şu an neredeyiz? Zindanı görebiliyor musun? Türbe. Batı sarnıç. Zindan. Şu an şuradayız. Zindan. İlerisinde vaftiz kuyusu var. Cami var. Türbe bu tarafta. Agora. Mozaikli yapı. Bunlar girişteydi zaten. Ondan sonra bu taraf nekropol. Galeri mezarlar. Aa, mozaikli giriş yapı giriş değil. Sarnıcın iç tarafı gibi gözüküyor. Şurada da var, evet. Bir mozaikli yapı da ona gitti kafam benim. Şunlar da kaya mezarları. İlk girdiğimiz yer orası. Evet. Sarnıcı gördük zaten. Şurada çok tatlı bir şey var. Tüylere bak, tüylere. Yumuş yumuş yormalık. Evet, sen Agora oğlandan köprü. Bahsediyorsun. Köprü de varmış Agora'nın orada. Evet. Hadi o zaman biraz ilerleyelim. Hadi. Ve Dar Antik Kenti'nin eski tarihi yolu. Evet. Antik yollardan geçiyorlar. Milattan sonra 3. ve 5. yüzyılda. Milattan önce 3. Milattan önce 3. yüzyılda tarihlenmiş. Şu anda biz o yolun üzerinde yürüyoruz. Yani 2300 yıllık bir yol. Evet, burası tarihi köprü. Antik kentlerde ya da tarihi yerlerde böyle biraz rotanın dışına çıktığınız zaman böyle güzellikleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası tarihi köprü. Şu anda su akmıyor. Muhtemelen uzun süredir akmıyor buradan su. Evet. Çünkü ot bitmiş. Ve ama yapıldığı zamanlarda. Evet. Onu hayal etmek zaten önemli olan. Evet. Agora dediğimiz alan bu bölge. Yani çarşı, pazar. Gülden'in deyimiyle. Genelde böyle bir önünde yürüyüş yolu olan, genişçe bir yürüyüş yolu olan, böyle bölüm bölüm küçüklü büyüklü dükkanların olduğu, bazı yerlerde karşılıklı iki tarafta dükkanların olduğu yerler oluyor genelde. Bu da surların dışındaki köprü alanı. Dara Antik Kenti'nin dış sur duvarları. Şehrin dışına çıktık. Biraz değirmenmiş şu yuvarlak yapı. Evet. Değirmen dıştan harap gözükse de içerisi hala sağlam. Bu arada hep diyoruz ya, Gülden'in aklındaki doğu. Dara Antik Kenti Gülden'in aklındaki doğu. Evet. Yani biz bunu Mardin'de de yıkamadık. Mardin de gayet modern bir şehir.
Eski Mardin tarafı hariç, ama orası da gerçekten çok modern. Ondan sonra ama Dara Antik Kenti tam anlamıyla Gülden'in aklındaki doğu. Evet, o antik kent deyip şimdi şey yapmayalım. Dara Köyü. Dara Köyü diyeyim o zaman. Hemen Dara gösteriyorum yani, biz konuşurken. Taraflar. Tam olarak o doğuda hep işte birkaç videodur bahsettiğimiz doğuda gördüğümüz o tek katlı çatısı olmayan ya da böyle işte kerpiçten minik taşlardan yapılmış evler burada var. Evet. Evet, doğuyu da artık doğuya geldik diyebilirim. Doğuya geldiğimiz için mutluyuz. Dara Antik Kenti'ni de mutlaka listenize ekleyin. Evet, söylemedik, hemen hatırlatayım. Burası ücretli değil. Müze kartla geçmiyor. Çünkü açık her yer. Yani gelip gezebiliyorsunuz elinizi kolunu sallaya sallaya. Sadece o buradan bir iki yer önce girdiğimiz galeri mezar odası olan yer daha korunmuş. Tel örgülerle kapatılmış çevresi. Her bölümüne giremiyorsunuz oranın. Ve pazartesi günleri kapalı orası. Ama geri kalan her yer yürüyerek gezebileceğiniz yerler. Aynen öyle. Köyün içinde dolaşabiliyorsunuz. Köyün halkı da çok sıcakkanlı. Özellikle çocuklar. Özellikle çocuklar çok efsane gerçekten de. Hepsi böyle, abla tarihi anlatayım mı buranın? Buranın tarihini anlatayım mı? Papatyalardan taçlar yapmışlar falan. Evet. Taç vereyim mi sana? Çikolata var mı? diye böyle onlar da harçlıklarını peşindeler. Tabii. Aynen öyle. Ama sıcakkanlı ve evet, rahatsız edici değil kesinlikle. Evet, evet. Gayet kibarca soruyorlar sadece. Aynen. Teşekkür edince de üstelemiyorlar asla. Evet. Şimdi zindana doğru devam ediyoruz. Evet, es geçtiğimiz yeri de bir görelim. Evet, surlar, köprüler derken şimdi zindana geldik. Hadi girelim. Hemen yukarıdan sular akıyor. Bu da Dara Antik Kenti'nin meşhur zindan bölümü. Şahin yok. İçerisi böyle ışıklandırmalı ve çok yüksek bir tavana sahip. Oo. Aa. Sarnıç aynı zamanda bu taraf. Evet. Zindan sarnıcı yazıyordu ya haritada. Alan çok efsane. Yani Dara Antik Kenti'ne gelirseniz bu zindan sarnıcına gelmeyi ihmal etmeyin. Evet, burası aydınlık mesela. Batı sarnıcı karanlıkta çok fazla. Evet, burası çok aydınlık. Ama çekemedik orayı. Bu da zindanın dıştan görüntüsü. Agora bu tarafta. Gezdik o tarafa. Buranın tarihini anlatayım mı? Teşekkür ederim. Araştırız için geldiniz. Çok sağ olun. Az önce anlattığımız örnek. Ne gördük? Çok cici bir şey gördük. Çok cici bir şey. Rus aracı bu. Ondan sonra acayip güzel bir araç. Onlar da muhtemelen gezgin. Ama çok başarılı. Gerçi bu Almanya'dan gelmiş. D plaka. Ama çok şirin değil mi araçlar? Çok dipsiz. Ama çok güzel. Evet. Aracın sahipleriyle de tanıştık. Evet. Çok keyifli insanlar. Almanya'dan gelmişler. Ama asli doğuyu gezmişler evet, diyelim. Doğuyu, bayağı doğuyu Irak, gezmişler. İran, Ürdün, Kuveyt hepsini gezmişler. Şimdi Türkiye'ye, onlar da bizim tam tersimizden gelmişler. Evet. Van'dan bu tarafa doğru geçmişler. Buradan da Mardin'e doğru dönecekmiş onlar. Biz de tam ters yönde evet, hareket edeceğiz. Biraz oyalanın diyor. 5 gün kadar falan diyor. O taraflar diyor çok soğuk diyor. Evet. Mardin'den sonra ailelerini görmeye aracı park edip Van'a geri döneceklermiş Mardin'den evet, sonra. Karavanı orada park edip uçakla ailelerini görmeye Almanya'ya dönecekler ve sonra tekrar geri döneceklermiş Türkiye'yi gezmeye. Evet, işte yolda olunca böyle çok güzel evet, hikayelerle karşılaşabiliyoruz. Çok tatlı bir çiftti. Evet. Onlara da iyi yolculuklar dileriz. Ve aynen öyle. Bizim az İngilizce konuştuğumuzu anladığı zaman kadın evet, fark ettiysen çok yavaş ve tane 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 konuştu.
Tabii konuştuğunu anlayabiliyoruz ama dediğim gibi İngilizce kullanacağınız kelimenin karşılığını bilmeniz lazım ki rahat konuşun. Evet. Biz bazı yerlerde tıkandığımız için hemen translate'den devam. Evet, ama kolay iletişim devam kurabildik böyle olunca. Aynen aynen, çok güzel. Anlaşabildik en azından. Evet. Şimdi tam karavana geldik. Dara antik kentin girişinde bırakmıştık karavanı. Diğer yerleri yürüyerek gezdik. Buraya bir geldik, bir kafile içeriden çıkıyordu. Çok tatlı bir köpek vardı. Evet, Max'in minyatürünü ve kahverengisini düşünün. Direkt onu sevmek için yaklaştık. Bir amca tutuyordu. Meğer amcanın köpeği değilmiş. İçeriye giren evet, turist kafilesinden bir ailenin köpeğiymiş. İşte onu severken sonra aileyle tanıştık. İspanyollarmış, İspanya'dan gelmişler. Eşi Fransızmış yanlış anlamadıysam. Evet, eşi Fransız. Onlar da meğer Türkiye'ye karavanla gelmişler. Ve Mardin'de evet sevgili dostlar, Dara antik kentini gezdik. Evet, çok dolaştık. Gezdiğimiz için de şarjımız pat diye bitti. Aynen öyle. Çok keyifli insanlarla tanıştık. Çok güzel gezginlerle tanıştık Dara antik kentinde. Evet. Acayip keyifli sohbetler ettik. Bunların bir kısmını size aktardık. İkincisini aktarıyorken şarj dayanamadı. Yoğun tempoya ve bizi yarı yolda bıraktı. Evet. Şimdi güzel bir yerdi. Farklı bir yerdi. Evet, senin yorumun olacaktı. Ben onu çok merak ediyorum. Şey böyle, o mezarların, o şeyin ikinci gezdiğimiz yerde daha doğrusu. Hı-hı. Böyle bir sanki hüzünlü bir şeyi vardı oranın ve şeyleri fark ettik ya sonrasında da. Ondan sonra dedim, sonra söyleyeceğim. Mezar odalarının o yerleri oymuşlar ve bazılarını oyamamışlar, çizmişler, şekillendirmişler. Evet. Sanki böyle bir şey olmuş da oralar öyle yarım bırakılmış gibi. Aynen, bir terk edilmişlik evet, gibi bir his var. Sanki yani, bir şey olmuş orada bir anda ve bir anda herkes gitmiş gibi. Aslında hayat sürekli devam etmiş. Sonrasında araştırdım. Hayat sürekli devam etmiş orada ama özellikle o galeri mezardaki 3000 adete yakınmış kemikler bu arada. Biz 1000 diye okumuştuk oradayken. İnternette araştırdığımda 3000 adet civarında diyor. Ölüm ortalaması, oradaki kemik iskeletlerin incelenmesinden sonra ölüm yaş ortalaması 45'miş orada. Yani ama hiç şey yok, detaylı bilgi yok yani. Bayağı bir gizem orası. Ne zaman kurulduğu belli değil. İşte ismi sadece Darius öldükten sonra Darius falan. Ve Büyük İskender'in ikisi savaştığı yermiş orası ve orada aynen, ölmüş. İsmini vermişler ama tamamen ya, şey bilgisi şey var sadece. Sonrasında Roma döneminde orası askeri üs olarak kullanılmış. Garnizon olarak kullanılmış. Ama öncesiyle ilgili bilgi yok. O da o iç kayayı, işte ana kayayı şey yapmışlar ya, kırmışlar, etmişler. İçine yerleşmişler ve ünlü tarihçilerin kitaplarında hep şey yazıyor. Dış sur duvarlarının içine oymuşlar. Duvarları da bırakmışlar ve dışarıdan hiç içeriye girilebilir bir alanı yokmuş. İçeride yaşam devam ediyormuş. İşte kendi tahıllarını yetiştiriyorlarmış. Irmaklardan suyu içeriden geçiriyorlarmış. O yüzden o kadar çok sarnıç varmış. Köprülerin falan içindeymiş komple. Aynen. Çok yani, enteresan bir yerdi evet, yani. Araştırdık ama bulabildiğimiz bilgiler çok kısıtlı. Mutlaka ama mutlaka rota planlarınıza dahil edin. Gerçekten harika bir yer. Evet, bizi etkiledi yani. Ve köydeki çocuklar çok sıcakkanlı. Köyün içinde de gezmekten çekinmeyin. Çok çok rahatsınız. Köy halkı yani, da öyle, hatta inekler bile. Evet. Beraber gezdik bir kısmını. Çok güzel bir yerdi. Bu videonun burada sonuna geliyoruz o zaman. Evet. Şarjımız bir daha bitmeden. Bu videonun sonuna geliyoruz. Dara Antik Kenti'ni bizimle birlikte gezdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.